deniz suyunun ilk ulaştığı yer ve şu anda arkamdaki manzaraya baktığınızda değişen bir görüntü çok fazla yok. Sadece su biraz çekildi. Peki kalan su miktarı ne kadar? Şöyle Özgür Kumanoğlu'dan botumu göstermesini rica edeceğim. Yaklaşık 30 santimetrelik bir su birikintisi hala daha var. Artık burası korku filmlerini aratmayan bir görüntüye sahne olmuş bir durumda. Sokakta kimse yok. Sadece tek tük insanlar ev ve iş yerlerine gidiyor ve buradan uzaklaşıyorlar. Yine az evvel de bir beyefendiyle konuştuk. Evi tamamen sular altında kalmış. Beraberinde aracı da evinden çıkarabildiklerini şu anda başka bir güvenli noktaya taşıyor. Hemen arkamızsa yine kordon ve o noktada yüzlerce araç şu an selden zarar görmüş durumdalar. Çekiciler onları çekip götürüyor. Az evvel de onlarla konuştuk ve bu işin 2 gün süreceğini söylediler. Yani sadece araçların çekilmesi. Bilanço fazla. Neredeyiz dedik? Şu anda Cumhuriyet Bulvarı'ndayız. Ve hemen solumuzdaki sokaktansa Kıbrıs Şehitler Caddesi'ne. Yani aslında İzmir'in İstiklal Caddesi'ne diyebiliriz aslında. O kadar çünkü önemli turistlerin ya da İzmirlilerin uğrak noktası olan bir yere doğru ilerleyeceğiz. Ancak şu bilgiyi ilerlerken de verelim. Tabii su da oldukça fazla. Yürürken de bir yandan Özgür'e dikkatli bir şekilde ilerleyelim. Burası bütün dükkanlar deniz seviyesiyle aynı hizada. Ve beraberinde ise sadece deniz suyunun taşmasıyla birlikte dükkanlara dolan suyu bir kenara koyalım. Beraberinde kanalizasyondan da sular dükkanın içerisine doğru yükseliyor. Tabi burası konak dedik. Yani peki İzmir'in ilerleyerken diğer ilçelerine doğru bir bakalım. Karşıda, karşı yakada yine Mavişehir'de, Bostanlı'da, beraberinde Aksoy Mahallesi'nde de çok sayıda binanın giriş katı, otopark ve dükkanlar su altında kaldı. Şimdi vidanjörler tabi bu noktada gelip suyu çekmesi gerekiyor. Ancak yani peki bu neden? Kanalizasyon sistemleri denize akıyor, deniz seviyesinde ve şu anda denizde buna müsait olmadığı için su kanalizasyondan dışarıya akmıyor. Ve böylelikle de artık pompaları kanalizasyona ekipler aktarıyor ve içerideki suyu olduğu gibi denize tekrar taşıyorlar aslında. Tabii yerde de çok sayıda o dükkanlardan geriye kalan çöpleri, atıkları, masa ve sandalyeleri görebiliyoruz. Tabii rüzgarın hızı saatte 70-80 hatta 90 kilometre hıza kadar yükseldi İzmir'de. Ve yaklaşık şu anda 15 ya da 16. saatin içinde olmamız gerekiyor. Ancak burada ciddi bir sessizlik görüyorsunuz. Çünkü vatandaşla konuştuğumuzda kimsenin henüz gelmediğini söylediler. Buna karşında beklememek adına birçoğu başka noktalara gittiler. Sokakta yürürken peki neyle karşılaşıyoruz? İşte çöpler, atıklar, denizden buraya doğru sürüklenen yosunlar, çimenleri görüyoruz. Hatta kordon sahilinde bilenler bilir, banklar vardı, tahta banklar. Onlar da rüzgarın şiddetine, fırtınaya dayanamadılar. Ve dalgalar onları da önlerine kattı, bu mevkilere kadar sürükledi. Yine beraberinde sahildeki taşlar da sürüklendi. Ve burada artık tabelalar, buzdolapları, işte seyyar tezgahlar çok sayıda şu anda kullanılamaz hale gelmiş durumda. Tabii birçok noktada şu merak ediliyor aslında. Peki bu dükkanların zararı ne kadar? İçlerinde dijital eşyalar var. Yani işte otomasyon sistemleri, fırınlar, dijital eşyalar. Örnek olarak az evvel yukarıda yaklaşık işte 100 kişilik bir müşteri kapasitesine sahip olan bir kafeyle konuştuk. 2-2,5 milyon lira arasında zararlarının olduklarını söylediler. Ki sadece orası Ali Çetinkaya bulvarıydı. Orada sadece 30 tane dükkan var ve burası aslında Alsancak. Yani burada birçok sokakta manzara aynı ve ciddi bir sessizlik var. Ara ara ekipleri görüyoruz. Tabii enerji nakil hatları kontrol ediliyor. Bir taraftan da İzmir Belediyesi 600 kişilik bir ekibi yönlendirdiğini söyledi. Belki sayı artmış olabilir, yeni bir açıklama gelmiş olabilir yayınımızın başladığı saatten bu yana. Ancak bu 600 kişilik ekip ne kadar yeterli oluyor dersiniz. Şu an benim gözlemlediğim kadarıyla bu noktada yeterli kalınlamamış diyebilirim. Hatta Özgür'le tekrar bir arkaya doğru dönelim. Tek tük insanları görüyorsunuz. Artık çıkarabildiklerini evlerine götürmeye çalışıyorlar. Ancak geçtiğimiz bir hafta öncesinde tekrar kuvvetli yağış sonrasında suların biraz yükseldiğini ve bu mevkide 5-6 santimetrelik bir su birikintisinin oluştuğunu söylemişlerdi. Ancak bu manzara karşısında onlar da çok içindeler. Tabii 1966 yılında bu mevkide en fazla işte buna benzer bir görüntü yaşanmıştı. O günden bugüne tabii İzmir'de kanalizasyon sorunu vatandaşlar tarafından da çok kez dile getiriliyor, tartışılıyor. Ve bugüne baktığımızda kanalizasyonlar tıkanmış bir durumda. İz su ekipleri de oraya akıttıkları yani içine soktukları pompalarla birlikte suyu tahliye edip denize götürmeye taşıyorlar ki sonrasında artık temizlik çalışması başlasın. Kıbrıs Şehitler Caddesi hemen yukarımız en içteki cadde. Orada artık su seviyesi oldukça azaldı.
Yarın tabii günün ilk ışıklarıyla birlikte esnaf da gelecek İzmir esnafı. Orada artık temizlik çalışmasını yapacak, zararını tespit edecek. Ve şu anda ancak son olarak şunu söyleyelim. Biz Cumhuriyet Bulvarı'ndayız ve burası deniz suyunun ilk ulaştığı yer. Sokakta hala ciddi bir su birikintisi var ve vatandaşlar da buraya ekiplerin gelmesini bekliyor. Diyelim, sözü tekrar size bakalım.